Herkese iyi akşamlar efendim. Ekranların bir numaralı spor bilgi yarışması bir numaraya hoş geldiniz. Dört yeni yarışmacıyla yine birlikteyiz. Ve sizler de eğer hem spora ilgi duyuyorsanız hem de yarışmalar tam bana göre diyorsanız bir numarada bizler sizi bekliyoruz. Yarışmaya geçmeden önce biraz ödüllerden bahsedelim sizlere. Sonrasında da zaten bugünün yarışmacılarını tanıyacağız. Önce günün birincisi, günün bir numarası olduktan sonra yarışmacılar haftanın bir numarası olmaya çalışacak. Eğer haftanın bir numarası olurlarsa Türkiye içerisinde istedikleri bir spor organizasyonuna gidebilirler. Sonrasında eğer ayın bir numarası olursa yarışmacılarımız Şampiyonlar Ligi'nde bir maça ya da UEFA Avrupa Ligi'nde bir maça veya eğer ben basketbol seviyorum diyorsanız Euroleague'de bir maça gidebilirsiniz. Bütün bu aşamaları da geçtiniz. En sonunda da sezon finalinde sezonun bir numarası oldunuz. Dünya Kupası o zaman sizi bekliyor olacak. Şimdi gelin bugünün yarışmacılarını tanıyalım. Ondan sonra da biz kuralları söyledikten sonra ilk tur kurallarını yarışmamız başlayacak. Dört yeni yarışmacımız dedik yine. Dört genç arkadaşımız ve önce Ferit en yakınımda seni tanıyarak başlayalım. Ferit Karabakan, Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ailem Konya'da yaşıyor, ben burada okuyorum. İşte spor bilgimi ölçmek için katıldım yarışmaya. Bakıp göreceğiz sonuçları. Tam yerindesin. Spor bilgini hep beraber burada ölçmüş olacağız böylece Ferit. Hoş geldin. Hoş bulduk. Diğer yarışmacımız Ozancan. Adım Ozancan Onar. Kocaeli'nden geliyorum. Ailem Kayseri'de yaşıyor. Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde okuyorum. Şu an hazırlık sınıfındayım. 18 yaşındayım. Yarışma olduğunu duydum. Geldik biz de. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Başarılar Ozancan. Sağ olun. Diğer yarışmacımız Olgun. Merhabalar, adım Olgun Buharalıoğlu. Halkan İzmir Karşıyaka'lıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Ben de arkadaşlar gibi buraya futbol ve diğer spor branşlarındaki bilgimi ölçmek için geldim. İnşallah keyifli bir yarışma yaşayacağım. Ondan hiç kuşkum yok. Hepinizin çok güzel bir enerjisi var. Yüzlerinize de yansıyor zaten. Bugün izleyicilerimiz de çok keyifli bir yarışma izleyecek. Son yarışmacımız Roşat. Seni tanıyalım. Adım Roşat, soy ismim Yakar. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 1. sınıf öğrencisiyim. Aslen Diyarbakırlıyım. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İsminin anlamı ne Roşat? Güneşin doğuşu. Güneşin doğuşu. Evet. Hadi bakalım belki de bugün senin işin benim doğuşum olacak. Hadi bakalım. Tamam, senin doğuşun olacak. Başarılar. Şimdi başlayacağız ama başlamadan hem izleyicilerimize hem de size hatırlatalım ilk turda ne yapacağımızı. İlk turda 4 soru yönelteceğiz. Önce Ferit'le başlayacağız ve sonrasında yine sizlerle de başlayacağımız sorular olacak. Ve ilk turda yanlış cevap verdiğiniz yerde sorularda cevap hakkınız kalmayacak arkadaşlar. En yüksek puan toplayan 3 yarışmacı ile ikinci tura devam edeceğiz. En düşük puanı olan da elenecek. Eğer sizler de hazırsanız, sizler hazırsınız değil mi? Zaten öyle görüyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Daha güçlü duyayım. Hazırız. Harikasınız. Biz de hazırız, sizler de hazırsınız. Ekranların bir numaralı spor bilgi yarışması bir numara başlıyor. Ve işte ilk sorumuz şöyle sevgili izleyiciler. Süper Lig'de 2013-2014 sezonunda 17 farklı stadyum 18 kulübe ev sahipliği yapmaktadır. Bu stadyumlar hangileridir? Ferit seninle başlıyoruz. Sivas 4 Eylül Stadı. Sivas 4 Eylül. Doğru. Avni Aker. Trabzon Avni Aker Stadyumu. Doğru cevap. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu. Şükrü Saracoğlu. Doğru cevap Olgun. Türk Telekom Arena. Türk Telekom Arena Galatasaray'ın maçlarını yaptığı stadyum. Gaziantep Kamil Ocak Stadı. Doğru cevap. Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu. Kayseri Kadir Has Stadyumu. Kayseri Kadir Has Stadyumu. O da doğru cevap. Ankara 19 Mayıs Stadyumu. Ankara 19 Mayıs Stadı. Doğru cevap Roşat. Olimpiyat Stadı. Olimpiyat Stadı. İstanbul. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı. Atatürk. Doğru cevap. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı. Doğru cevap. Ozancan. Benim aklıma gelmedi başka. Birkaç saniye süre verdim ama Ozancan cevap hakkını kullanamadı. Bu soruda artık cevap veremeyeceksin. Olgun sendeyiz. Antalya Medikal Park Stadyumu. Ne yazık ki Antalya Spor maçlarını o stadda yapmıyor. Doğru cevap değildi. Olgun sen de bu soruda artık cevap veremeyeceksin. Roşat ve Ferit kaldı. Roşat. Eskişehir Atatürk Stadyumu. Eskişehir Atatürk Stadı. Doğru cevap. Konya Atatürk Stadı.
Konya Atatürk Stadı. Doğru cevap Roşat. Finish. Finish. Peki. Yani anladığımız üzere sen tamam diyorsun. Topu Ferit'e attık böylece. Bursa Atatürk Stadyumu. Bursa Atatürk Stadyumu. Doğru cevap. Antalya Spor Akdeniz Üniversitesi Stadyumu. Tebrikler Ferit. Doğru cevap. Başka. Birkaç tane kaldı. Birkaç tane kaldı. Takım. Yok. Peki tamam. Diğerleri geldi. Hatırlayamadıklarınızı ben size hatırlatayım. Evet, Karabük Stadı vardı. Doktor Necmettin Şeyhoğlu. Onun dışında Elazığ Atatürk Stadı vardı. Hatırlayamadığınız başka Yeni Rize Stadı vardı. Yeni Rize Şehir Stadı vardı. Manisa 19 Mayıs vardı. Ve diğerlerini de zaten söylediniz. Evet, sevgili izleyiciler, böylece ilk turun ilk sorusunu biz yarışmacılarımıza yönelttik. İlk tur sonunda yarışmacılarımız kaç puanda? Gelin birlikte görelim. İlk soru sonunda yarışmacılarımızın puanlarını sizlerle paylaşalım. Ferit 6 puandasın. Ozancan 2 puandasın. Olgun sen de 2 puandasın. Roşat senin de puanın 3. İlk turdayız ve şimdi Ozancan'la başlayacağız. İkinci sorumuz geliyor. Sorumuz da şöyle. A milli basketbol takımımızın 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası kadrosunda hangi oyuncular yer almıştır? Kerem Tunçeri. Kerem Tunçeri. Tunçeri. Ozancan, ne yazık ki Kerem Tunçeri değildi. Hatta bunun üzerinde de çok konuşuldu. Kerem Tunçeri olmalıydı, olmamalıydı ama nihayetinde Kerem Tunçeri kadroda yoktu. Olgun, söz şimdi sende. Ozancan'a bundan sonra sıra gelmeyecek. Cevap hakkı çünkü geçti. Ender Arslan. Ender Arslan, doğru cevap. Ömer Aşık. Ömer Aşık, doğru cevap. Hidayet Türkoğlu. Hidayet Türkoğlu doğru. Semih Erden. Semih Erden doğru. Ömer Onan. Ömer Onan. Ömer Onan biliyorsun son dakikada sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı Rojat. Dolayısıyla doğru cevap değil. Şimdi geride Ferit ve Olgun kaldı. Ferit. Oğuz Savaş. Oğuz Savaş doğru cevap. Cenk Akyol. Cenk Akyol doğru cevap değil. Cenk Akyol'la da ilgili aslında çok konuşuldu, spekülasyonlar vardı, olmalıydı olmamalıydı, evet. Ama Cenk Akyol da kadroda yoktu. Ferit. Emir Prezlic. Evet, Emir Prezlic doğru cevap. Fenerbahçe Ülker'de müthiş Sinan bir sezon Güler. Geçiyor. Sinan Güler doğru cevap. Evet, süremizi tamamlamış olduk, evet. Böylece. Yine bizi NBA'de temsil eden çok önemli basketbolcularımız vardı. Onları atladınız. Ersan İlyasova vardı, Kerem Gönlüm vardı ve Serhat Çetin vardı. Bunları atladık ama yine de bir kısmını doğru cevapladık. Bakalım bu doğru cevaplar karşılığında yarışmacılarımız kaç puana yükselmişler? İkinci soru sonunda puanları bir kez daha görelim. İkinci tur sonunda Ferit çok iyi gidiyorsun. 10 puandasın. Ozancan atılım yapman lazım ama diğer yarışmacılarla aran çok yakın zaten. 2 puandasın. Olgun ve Roşat da 4 puanda sevgili izleyiciler. Ve şimdi ilk turun 3. sorusunda. 3. soruya Olgun seninle başlayacağız. Olimpiyatlarla nasıldır aran? İzler misin, takip eder misin? Aslında fazla takip etmiyorum. İnşallah zor olmayacaktı soru. Sorumuz şöyle. 2012 Londra'da Olimpiyat programında yer alan bireysel sporlar hangileridir? Şunu da söyleyelim. Çiftler müsabakaları da dahil olmak üzere bu soruyu düşünebilirsin. 2012 Londra'da Olimpiyat programında yer alan bireysel sporlar. Gülle atma. Gülle atma var mıydı acaba? Bakıyorum ben notlarımın arasına ama gülle atma ne yazık ki yoktu. Dolayısıyla Olgun, bu soruda sen cevap hakkını baştan bitirmiş oldun. Bir daha gelmeyecek sana. Zayıf olmasından kaynaklanıyor. Rojat. Golf. Golf. Golf de yoktu. 2012'de. Yüzme. Yüzme. Evet, yüzme. Dallardan bir tanesiydi. Ozancan. Uzun atlama. Uzun atlama. Şimdi aslında uzun atlama belli bir dalın içerisinde var ama uzun atlamayı tek ad altında söylediğin zaman
Bunu tabii kabul edemiyoruz. Öyle mi? Evet, uzun atlama doğru cevap değil. Onu bu tur bittiği zaman, daha doğrusu bu soru bittiği zaman sana gerekçeli olarak açıklayacağım. Ferit, sen deyiz şimdi. Atletizm doğru cevap, hemen arkasından cirit cevabı atma geldi. Cirit atma. Şimdi cirit atmada bu sefer biraz önce Ozan Can'a söylediğim gibi Ozan Can'ın vermiş olduğu uzun atlama cevabı gibi oldu. Evet arkadaşlar, bu soruya sadece iki doğru cevap çıktı. Aslında ben daha çok doğru cevap çıkar diye bekliyordum ama o doğru cevapları da Ferit verdi. 2 evet. Puan daha yükseleceksin ama biz yine de hemen dönelim sevgili izleyiciler. Görelim bakalım puanlar nasıl oluşmuş ilk turun 3. sorusu sonunda. Bir numarada 3. soru sonunda Ferit 12 puandasın, Ozan Can 2 puandasın, 4. sorudayız. Bir an önce atak yapman lazım. Olgun ve Rojat da 4'er puandalar. İşte 4. sorumuz ve Rojat seninle başlayacağız. Formula 1 2013 takviminde 19 Grand Prix yarışı yer almıştır. Bu yarışlara ev sahipliği yapan ülkeler hangileridir? Seninle başlıyoruz. Türkiye. Takvimden çıkartılmıştı. Olgun doğru cevabı verdi. Takvimden çıkarılmıştı Türkiye. Geçtiğimiz yıllarda yapıldı Türkiye'de ama bu sene yapılmadı maalesef. Neyse. Ferit. Avustralya Grand Prix'si doğru cevap. İspanya doğru cevap. Monaco Grand Prix'si doğru cevap. İtalya doğru cevap. Hollanda diyeceğim. Yok. Hollanda diyeceksin. Acaba Hollanda var mıdır gibisinden oldu bu. Değil mi? Öyle bir hissettim sanki ama Hollanda yoktu. Yoktu Ozan Can. Bu soruda sen de yine cevap hakkını kaybettin. Geriye evet. Sadece Olgun ve Ferit kaldı. Olgun. Malezya Grand Prix'si. Malezya doğru cevap. Brezilya Grand Prix'si doğru cevap. Çin Grand Prix'si. Elbette Çin doğru cevap. Avusturya da acaba var mıydı? Avusturya'da ne yazık ki yoktu. Geriye sadece Olgun sen kaldın ve daha Grand Prix olan birçok ülke var. Bakalım ne diyeceksin? İnşallah devamı doğru getiririm. Rusya. Rusya Grand Prix'si var mıydı? Notlarıma bakıyorum ama büyük ihtimalle vardır diye düşündün ama evet, ne yazık ki ülke. Rusya'da yoktu. Üzüldüm. Bahreyn vardı. Arkadaşlar Kanada vardı. İngiltere, Almanya, Macaristan, Belçika, Singapur, Kore, Japonya, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri Grand Prix'leri vardı. Herhalde birçoğunu hatırladınız öyle değil mi? Maalesef hatırladınız. Peki oldu. Evet sevgili izleyiciler, ilk turu böylece tamamladık. 4 soru sonunda yarışmacılarımızın puanlarını gelin bir kez daha görelim. Sonrasında elenen yarışmacımızı uğurlayacağız birazdan. İlk tur sonunda Ferit 15 puandasın. Çok iyi bir ilk tur çıkardın. Ozan Can, aynı şeyi senin için söyleyemeyeceğim. Evet. 3 doğru cevapla yarışmaya birazdan veda edeceksin. Olgun 7 puanın var senin. Rojat sen de 4 puandasın. Ucu ucuna devam ediyorsun. Ozan Can, seni uğurlamadan önce ne oldu, neye bağlıyorsun? Acaba ilgi alanında olmayan sorular mı yoksa yok, biraz heyecan var mıydı? Izlediğim, heyecan da hiç yoktu yok, aslında. Heyecan yoktu da izledim, takip ettim de bir an tıkandım, bilmiyorum ya. Biraz da böyle hani öyle değil mi? Takip ettiğimiz şeylerden geldiği zaman en kolay soru bildiğimiz sorudur. Biraz öyle da ona da bağlayalım mı? Öyle oldu sanırım. Peki buradan bir şeyler söylemek ister misin? Arkadaşlarıma selam yolladım ya. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Güler yüzünden renk kattın. Seni uğurlayacağız şimdi. Evet sevgili izleyiciler, Ozan Can veda ediyor. İkinci tur başlıyor ve bir numara devam ediyor. Bir numara devam ediyor ve ikinci turda yine sizlerle beraberiz. İlk tur sonunda en yüksek puanı biliyorsunuz Ferit almıştı 15 puan. Olgun 7 puan almıştın. Rojat sen de 4 puan almıştın. Şimdi arkadaşlar 3 tane farklı branşımız var. Bu branşları sizlere söyleyeyim. Futbol, Akdeniz oyunları ve NBA. İlk turda en yüksek puanı Ferit aldığı için ilk seçme hakkı da Ferit'in olacak. Hangisinden soruları yöneltelim sana? Kendi branşım olan futbolu seçeceğim. Peki, biz de sana futbol sorularını soracağız o zaman Ferit. Hazır evet, mısın? Hazırım. Hazır mısınız efendim sizler de? Pekala, o zaman
ikinci tur başlıyor ve işte futbol sorumuz şöyle. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon hangisi diğerinden daha fazla gol atmıştır? Evet. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ronaldo. Doğru cevap. Oscar Cardozo, Thomas Müller. Müller. Doğru cevap. Benzema, Claudio Pizarro. Benzema. Doğru. Lucas Podolski, Lavezzi. Lavezzi. Doğru cevap. Klaas-Jan Huntelaar, Rui Pedro. Huntelaar. Doğru cevap. Roberto Soldado, Javier Hernandez. Soldado. Doğru. Arjen Robben, Juan Mata. Robben. Doğru cevap. Fernando Torres, Alan. Torres. Yanlış cevap. Javier Pastore, Pato. Pastore. Doğru cevap. Viljan Ibrahimović. Ibrahimović. İbrahimović sanki yakın gibi geliyor ama evet. Geçen sezon Viljan 4 gol atmıştı, Ibrahimović 3 gol atmıştı. Dolayısıyla bu da doğru cevap değil ama iyi bir tur çıkardın. 8 doğru cevabın var Ferit. Evet. Bakalım bu sana final için yeterli olacak mı? Evet, Olgun. Şimdi seçme hakkı sende. Biraz önce futbolu seçti Ferit. Akdeniz oyunları ya da NBA'de sana kaldı. Aslında gerçekten kendi alanımı futbol olarak yakın görüyorum. Yani ikisi aynı uzaklıkta NBA ve Akdeniz Olimpiyatları. Ben NBA'yi bana daha yakın olduğu için ama fazla bilgi dahilinci olmadan katılıyorum. Peki NBA dedin. Bakalım göreceğiz. NBA sana neler getirecek? NBA sorumuz şöyle Olgun. NBA'de geçtiğimiz sezon hangi oyuncu daha yüksek sayı ortalamasına ulaşmıştır? Kevin Durant, Brook Lopez. Kevin Durant. Doğru cevap. Carmelo Anthony, Russell Westbrook. Russell. Anthony doğru cevap olacaktı. Chris Paul, Stephen Curry. Stephen Curry. Doğru cevap. Ty Lawson, Tony Parker. Tony Parker. Doğru cevap Lawson olacaktı. 21.3 ortalamayla oynamıştı. Tony Parker da 20.6 ortalamayla oynamıştı. Pau Gasol, Al Horford. Pau Gasol. Doğru cevap Horford olacaktı. Steve Nash, Mark Gasol. Steve Nash. Çok yakın aslında birbirlerine ama isim olarak belki Steve Nash seni biraz yanılttı. Evet. Gasol geçen sene çok iyi bir sezon geçirmişti. 17.2 sayı ortalamasıyla oynamıştı. Lyol Deng, Tim Duncan. Tim Duncan. Doğru cevap. Ömer Aşık, Manu Ginobili. Manu Ginobili. Ömer Aşık geçen sene Ginobili'den daha yüksek bir ortalama tutturdu. 12.3 ortalamayla oynamıştı. Evet. Lyol Deng, Serge Ibaka. Serge Ibaka. Doğru cevap Deng olacaktı. LeBron James, James Harden. LeBron James. James Harden 26.3 ortalamayla LeBron James'i geçmişti. James 25.9 ortalamayla oynamıştı. 10 sorudan 3 doğru cevap verdin. Bu bile başarı benim adıma. Bakalım göreceğiz. Bakalım Rojat nasıl cevaplar verecek? Finale kimle gideceğiz? Sana da sadece Akdeniz oyunları kaldığına göre hemen Akdeniz oyunları sorusunu yöneltebiliriz Rojat. Sorumuz şöyle. 17. Akdeniz oyunlarında hangi ülke diğerinden daha fazla altın madalya kazanmıştır? Türkiye, Fransa. Fransa. Türkiye olacaktı doğru cevap. Bosna Hersek mi Fas mı? Devam edelim. Bosna Hersek. Bosna Hersek hiç madalya alamamıştı. Peki üçüncü soru. Arnavutluk, daha doğrusu üçüncü şık. Arnavutluk mu? Kıbrıs Rum kesimi mi? Arnavutluk. Arnavutluk doğru cevap. Tunus mu? Cezayir mi? Tunus. Cezayir doğru cevap olacaktı. Lübnan mı? Malta mı? Lübnan. Malta doğru cevap olacaktı. Hırvatistan mı? Sırbistan mı? Sırbistan. Doğru cevap. Slovenya mı, İspanya mı? İspanya. Doğru cevap. Fransa mı, İtalya mı? İtalya. Doğru cevap. Karadağ mı, Suriye mi? Karadağ. Karadağ doğru cevap. Karadağ bir madalya almış, Suriye alamamış. Alamamış. Yani son olarak Yunanistan mı, Mısır mı? Tabii ki Yunanistan.
tabii ki Mısır olacak. Mısır 21 madalya aldı, Yunanistan 15 madalya aldı ama şöyle ki 5 doğru cevap verdin. Biliyordum onu. Hepsine. Artık rahat rahat cevapları verdim diyorsun. Yani. Böylece finale yükselmiş oldun. Olgun, çok keyifliydi. Çok. Geldin, eğlendik, güldük. Benim enerjinizi bize yansıttınız. Benim buraya katılma amacım sana kazanmak falan değil. Bu atmosferi solumak, birlikte böyle hoş dakikalar geçirmekti. Ben bunu gerçekten çok mutluyum. NBA benim hiç bilgi dağılıcımda olan bir şey değildi. Birlikte arkadaşlarla yarıştık. Çok teşekkür ederim böyle bir keyifli ortamı yaşattığınız için bana. Çok teşekkür ederiz. Biz ben de sana çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel, centilmence devam eden bir yarışma. Ve bütün spor dallarının da böyle centilmence devam etmesini bizler de istiyoruz. Final turunda yine sizlerle birlikte olacağız. Final turu başlıyor ve bu arada da Olgun'u uğurlayacağız. Bir numarada final zamanı. Bakalım günün bir numarası kim olacak? Sevgili izleyiciler, final turunda 10 sorumuz var ve 4 şıktan oluşan 10 soru yönelteceğiz. Yarışmacılarımıza en çok doğru cevap veren günün bir numarası olacak. Hazır mıyız Ferit? Hazırız. Rojat, hazır mısın? Tabii ki. En çok hangi spor dalı ilgini çekiyor Ferit? Futbol. Futbol. Rojat senin? Futbol. Futbol. Peki futbol dışında hani ikincil olarak hangi spor dalının çıkmasını istersiniz? Şu anda gerçi çıkma ihtimali çok düşük ama biz okulda arkadaşlarla yeni gelişmekte olan kimball diye bir spor dalının eğitimlerini veriyoruz. Bunu ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda ikinci olarak kimball var. Nasıl bir spor? Bize bir iki dakika bahsedebilir misin? Pilates topunun yaklaşık 3 katı büyük bir top var ama top hafif. Çocukların oynadığı istopa benziyor. 4'er kişilik 3 takım var. 3 farklı renkte. Topu havaya atıyorlar. İşte bir takım tutuyor, bir renk söylüyor. 3 kişi tutuyor, bir kişi diğer rengi söyleyip topa vuruyor. Ve rengini söylediği takım topu tutmaya çalışıyor. Aslında böyle küçükken sokak aralarında evet, oynadığımız oyunlara da biraz benziyor. Evet, istopun biraz daha gelişmişi, farklısı. Belki de ilk defa senin sayende duyan izleyicilerimiz de olabilir kimball'u. Evet. Belki de onların da ilgisini çekecektir. Evet, çok eğlenceli bir oyun. Bunu söylemek isterim. Peki, çok teşekkür ederiz bizimle bunu paylaştığın için. Ama kimball'dan soru çıkmayacak, onu sana söyleyeyim. Evet. Rojat, senin böyle ikinci olarak hoşlandığın bir spor var mı? Futbol dışında diğerleri hepsi benim için aynı. Aynı, peki. Hazır mıyız o zaman? Hazırız. Evet, sizler de hazırsanız şöyle rahat rahat hep beraber sizler de ekran başında bizlerle soruları cevaplayabilirsiniz. İşte ilk sorumuz. A milli futbol takımımız son maçını hangi ülkeye karşı oynamıştır? A. Kuzey İrlanda. B. Belarus. C. Romanya. D. Andorra. İlk soruda Ferit B. Belarus dedi. Rojat da A. Kuzey İrlanda dedi. Kuzey İrlanda ile oynadı. Ama Adana'da oynamıştı Kuzey İrlanda ile, yanılmıyorsam, öyle değil mi? Evet. Kuzey İrlanda'dan sonra Mersin'de Belarus'la oynamıştı milli takımımız. Yani doğru cevap B şıkkı olacaktı. Bu soruya doğru cevabı veren Ferit oldu. İkinci sorumuz geliyor arkadaşlar. Bir basketbol sorusu. Anadolu Efes kadrosunda yer alan Yunan basketbolcu hangisidir? A. Savanovic. B. Planinic. C. Vasiliadadis. D. Baraj. Ferit C. Vasiliadadis dedi ve Rojat da B. Planinic dedi. Doğru cevap C olacaktı. Planinic, Hırvat basketbolunun önemli temsilcilerinden yanılmıyorsam, öyle değil mi? Evet. Evet, doğru cevap C olacaktı. Ve iki soru sonunda iki doğru cevapla devam ediyor Ferit. Üçüncü sorumuz geliyor. Üçüncü sorumuz da şöyle. 1896'da düzenlenen ilk modern olimpiyatlara ev sahipliği yapan kent hangisidir? A. Stockholm. B. Atina. C. Londra. D. Roma. İki yarışmacımız da B yani Atina dedi. Doğru cevap Atina olacaktı. 1896'da Atina ile başlamıştı modern olimpiyatlar. Dördüncü sorumuz geliyor sevgili izleyiciler ve sevgili yarışmacılar. Sorumuz da şöyle. Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcumuz Rıza Kayaalp hangi branşta mücadele etmektedir? A. Güreş. B. Halter. C. Boks. D. Tekvando.
Rojat bir acaba ifadesiyle bastı. Güreş. Ferit de emin değildi. Öyle bir yüz ifadesi vardı. O da tekvando dedi. Doğru cevap güreş olacaktı. A şıkkı doğru cevap ve 4'te 2 ile devam ediyorsun Rojat şu anda. Öyle değil mi? Ferit senin de şu anda 4'te 3. Evet. 5. soru geliyor. Handbol maçlarında kaleci de dahil olmak üzere bir takımda kaç oyuncu aynı sahada yer alır? A 6, B 8, C 10, D 7. Her iki yarışmacımız da A dedi. Kaleci de dahil olmak üzere 6 oyuncuyla yer alırlar dedi ama doğru cevap 7 olacaktı. İkinize de bu soruda puan veremedik. 5'te 3 Ferit, 5'te 2 Rojat devam ediyor yarışmamız. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi boks sporunda kullanılan terimlerden bir tanesidir? A. Altın set, B. Aparkat, C. Kata, D. Çifte hata. Ferit, B. Aparkat dedin. Aşağıdakilerden hangisi dedik boks sporunda kullanılan terimlerden bir tanesidir? Doğru cevap aparkat olacaktı. Altın set boksta kullanılan bir terim değildi. Dolayısıyla Ferit doğru cevap sayını 4'e yükselttin. Rojat 2 doğru da devam ediyorsun. 7. soruyla devam edelim. Sevgili izleyiciler sorumuz da şöyle. Aşağıdaki spor branşlarından hangisinde sporcuların rakete ihtiyacı yoktur arkadaşlar? A. Tenis, B. Badminton, C. Squash, D. Eskrim. Ferit acele mi ettik acaba? Hangisinde rakete ihtiyacı yoktur sporcuların? Squash'ta rakete ihtiyaç vardı. Hangisinde yoktu sence? Badminton. Badminton'da da vardı. Doğru cevap eskrim olacaktı. Eskrim biliyorsun kılıçla yapılan bir spordu. İnce kılıç. Evet, ucu ince olan kılıçta. Çok inceydi. Doğru söylüyorsun ve hani biraz belki acele ettik. Evet. 7 soruda senin 4 doğru cevabın var. Rojat 3'e yükseldin. Ve işte 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi voleybol takımında görev almaz? A. Smaçör, B. Pasör, C. Libero, D. Pivot. Doğru cevap pivot olacaktı. Her iki yarışmacımız da doğru cevap verdiler. Hemen bir sonraki soruya geçelim. İşte 9. soru. Türkiye'deki basketbol maçlarında saha içinde toplam kaç hakem görev yapmaktadır? A 2, B 4, C 3, D 6. Ferit, sen 4 dedin. Rojat, aslında yakalama şansın vardı. Sen de 6 dedin ama doğru cevap 3 olacaktı. Maçlarda 3 basketbol hakemi görev yapmaktadır. Böylece son soruya geldik arkadaşlar. Son soruda eğer Rojat doğru cevap verirse Ferit'i yakalayacak. Ferit eğer doğru cevap verirse şampiyonluğu garantileyecek. Bugünün bir numarası olacak. Hazır mıyız? Hazırız. İşte son soru. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı kimdir? A. Mehmet Baykan, B. Mehmet Terzi, C. Tamer Taşpınar, D. Uğur Erdener. Ferit Mehmet Baykan dedi. Rojat Tamer Taşpınar dedi. Doğru cevap Tamer Taşpınar olacaktı. Rojat, tebrikler. Böylece Ferit'i bu son soruda yakalamış oldun. Her ikiniz de 5 doğru cevap verdiniz ama elbette bir tane günün bir numarası olacak. Onun için de ek bir soru daha yöneltmemiz gerekecek size. Ve ek sorumuzda da yine size 4 şık okuyacağım. A, B, C, D şeklinde yine siz cevaplayabileceksiniz bu soruyu. Hazır mıyız? Hazırız. Peki, sorumuz şöyle. Usain Bolt, 2008 Pekin ve 2012 Londra'da toplam kaç altın madalya kazanmıştır? A 4, B 6, C
8, D, 10. Işıkları bir daha alabilir miyiz? A, 4, B, 6, C, 8, D, 10. Yine numaratörden, oradan harflerden işaretleyebilirsin Roşat. Ferit A 4 dedi. Roşat da B 6 dedi. Hüseyin Bolt 2008 Pekin ve 2012 Londra'da toplamda 6 altın madalya kazanmıştı. Böylece günün bir numarası Roşat oldu sevgili izleyiciler. Bizler böylece bir programımızın da sonuna geldik. Ama hemen dönelim Ferit'ten, rica edelim bir iki cümle söylemesini. Evet. Çok iyi bir yarışma çıkardın ama evet, finalde sonuna kadar o istikrarla devam edemedin. Rojat'ta bir iki soruda doğru cevap verince acaba bir şey mi oldu, evet, endişe mi oldu? Genelde bildiğim soruları yanlış yaptım. Özellikle Güreş Federasyonu Başkanı, okulumuzda güreşçi bir arkadaşımız var, Hamza Yerlikaya diye aklımda kaldı. Şıklar bir anda çıkınca hatırlayamadım. Ama güzeldi, eğlendik, güldük, yarıştık. Arkadaşı da tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. İyi ki geldin, çok sağ ol Ferit. Ama Güreş evet, Federasyonu Başkanı değil, Halter Federasyonu Başkanı'nı sormuştuk. O soruda sen yanlış cevap aynen, vermiştin. Ben sadece düzeltmek için bunu söyledim. Evet. Çok iyi bir yarışmacıydın ama gerçekten. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz teşekkürler, sana. Teşekkürler. Roşat, bir iki cümleyle süremiz çok azaldı. Birinciliğimi kendime armağan ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yani... Son cümlen? Son cümlem, herkese buradan selamlar. Çok teşekkür ederiz. Haftanın birincisi olmak için yine yarışacağız seninle. Evet sevgili izleyiciler, bizlerden bugünlük bu kadar. Sizler de bir numaraya katılmak istiyorsanız, ekranların bir numaralı spor bilgi yarışmasında çok kolay bir şekilde sizler bizlere başvurularınızı yapabilirsiniz. Bir numara.tv ya da Twitter, Facebook adreslerinden bize ulaşın ve gelin burada birlikte yarışalım. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.